Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısı ile 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek elektronik tebligatın usul ve esasları anlatıldı. Bizim vergi mevzuatımıza elektronik tebligat diye bir kavram girdi. Bu müessese ilgili geniş bir bilgiyi sizler aracılığınızla, mükelleflerimizle, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişme bugün gerçekten baş döndürücü bir hıza ulaşmış durumda. Biz de kamu kurumları olarak bu gelişen teknolojiden, özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden onun nimetlerine olabildiğince yararlanmak istiyorum. Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, e-tebligatın mükelleflerle diğer muhatapları 213 sayılı vergi usul kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi anlamı taşıdığını belirtti. Kağıt ortamında mükelleflerimize veya muhataplarına tebliğ etmemiz gereken evrak elektronik ortamda da tebliğ edilebilir şeklinde bir düzenleme getirdi. Vergi usul kanunu bir madde eklemek suretiyle. Yalnız bunun uygulaması için bir tebliğ çıkarılması gerekiyordu. Maliye Bakanlığı'na bu konuda tebliğ çıkarma yetkisi verilmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında bu tebliğ yayınlandı. 456 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğ. Bu tebliğ ile elektronik tebligatla ilgili uygulama yürürlüğe girmiş oldu. Mükelleflere e-tebligat, alan telefon numarası veya e-posta adreslerine mesajlı bilgilendirme yapılacağını anlatan Poyraz şunları söyledi. Şimdi bugün elektronik tebligat dediğimizde vergi dairelerinin muhataplarına veya mükelleflerine tebliğ edilmek üzere hazırladığı evraklar var. Bu her mükellefimiz için yıl içerisinde belki onlarca tebliğ edilmesi gereken evrak hazırlanıyor. Bunların hepsi ayrı ayrı zarflara konuyor. Tabii hepsi bir arada olmadı ki tek zarfla gönderme şansımız olmuyor. Şimdi burada mükelleflerimizin müracaat formunda kutucuklar var. Burada diyor ki mükellef bana tebliğ gönderildiğini SMS yoluyla cep telefonuma SMS gelsin diye tercihte bulunabiliyor. Veya e-mail adresime e-mail gönderin şeklinde tercihte bulunabiliyor. Eğer bunların hangisini seçmişse mükellef kendisine bir tebligat gönderdiğimizde cep telefonuna SMS gelecek veya e-mail adresine bir uyarı gelecek. O zaman mükellef adresindeki bilgileri alacak.